Fraksiyon selamlar, ben Burak Akmenek. Mert Yiğit Dorin'den beraber bu defa size bir mobil oyunu anlatmak için geldik. Biliyorsunuz artık hani söylememe hiç gerek yok. Hepimizin aşağı yukarı cep telefonu var. Ve akıllı cep telefonunuz varsa eğer, hepimizin de mutlaka onda en az birkaç tane oyunu var. Artık bunlar olmazsa olmaz. Minibüste, vapurda, otobüste basit zaman oyunlar, geçiren değil mi? Basit oyunlar. Hatta ben birçoğunuzun görüyorum. Ben çalışırken iş zamanında da geliyor bana mesajlar. Hı hı. Şu oyuna katıl, bu oyuna katıl diye. Yani iş yaparken de ofisten oynadığınızdan aslında kesinlikle farkındayız. Peki dedik ki biz de o zaman size bugün sevdiğimiz bir oyundan bahsedelim. Oyunu Mert oynadı, Mert anlatacak. Ben sizin gibi hiç bilmeyen birisi olarak oyunun ilgili ona bilgiler, sorular soracağım. Hangi oyundan bahsedeceğiz? Cut and hack. Kes ve hackle. Aynen. Neyi kesiyoruz, neyi ekliyoruz? Ya bu çok basit bir oyun. Önce şunu söyleyeyim, hani Watch Dogs oynadın. Tabii ki. Pek çok izleyicimiz de oynamıştır. Hı-hı. Ya şey, bu görsel olarak, efekt olarak vesaire Watch Dogs'a çok benziyor bu oyun ama çok basit. Hani böyle çok şey bir oyun beklemeye gerek yok. Hack yapıyoruz bu oyunda. Hack bir şeyleri ekliyoruz. Bir şey ekliyoruz. Nasıl bir şey ekliyoruz? Oyun karşımıza şey getiriyor. Çeşitli geometrik şekiller, işte altıgenler, kareler ve bir çizgi oluyor. O çizgiyi ne kadar doğru parmağımıza takip edersek o kadar veri çalmış oluyoruz şirkette. Yani hacklediğimiz yerden. O verileri. Ve onu satarak oyun içi geliştirmeler yapabiliyoruz. 3 tane seçeneği var. İşte çok kötü takip edersen poor hack diyor. İşte biraz güzel yaparsan average. Çok güzel takip edebilirsen parmağına da elite. Yani en çok iyi yapabiliyorsun. Elite. İşte ne kadar iyi yaparsan o kadar çok megabyte yürütebiliyorsun. Zaten mobil oyunun en büyük esprisi bildiğiniz gibi basit oynaması. Yani oynaması kolay. Ve bağımlılık kolay yapıyor. Ama bağımlılık yapıyor olması. Mesela klasiktir. Bunda şey var mı? Arkadaşlarına paylaş, davet et, şöyle bonuslar kazan gibi baş belası özellikler var mı? Şey var. Twitter'dan, Facebook'tan vesaire takip edersen eğer oyunu işte ekstra şey veriyor, puan veriyor. Hmm. Bu hack yaparken kazandığın puanlar. Arkadaşın falan geldi zaman bir şey yapmıyor. Yok, arkadaş yok. Ha, spamlamıyorsun kimseye yani. O, öyle bir şey yok. O güzelmiş. Hani Facebook'ta küfür yemezsin yani. Yine bana katene isteği yollamış diye. Peki Mert hangi platformlarda var? Mesela Windows Phone'da var mı? Ya zaten ben Windows Phone'da oynadım, biliyorum burada oynuyordum, gördün sen de beni. Hı hı. Diğer platformlarda da vardı, ben Windows Phone'da oynadım. Zaten çok büyük fark olacağını zannetmiyorum hani. Bir şey soracağım. Peki aşağı yukarı kaç bölüm var hatırlıyor musun? Yani nereye kadar oynayabildin? Hani ya bu şey 300-400 bölüm böyle durmadan bir bölüm ne kadar sürede geçebiliyorsun? Ya zaten hep aynı şeyleri yapıyorsun, belli bir süre var. O süre içinde işte elit hack'i ne kadar fazla yaparsan o kadar çok megabyte çalıyorsun ve hani megabaytları arttırdıkça da levelin artıyor. İlk başta noob olarak başlıyorsun. Hmm. Artıyor yani işte o. Eğer baskı altında ne kadar iyi ve ne kadar nokta atışı iş yapabileceğinizi test etmek istiyorsanız bu oyunu deneyebilirsiniz Windows Phone platformunda. Diyorum. Başka söyleyecek bir şeyimiz yok herhalde oyunla ilgili. Ücretsiz. Tabii. Ama şey var tabii. O güzel. İşte reklamlar var. Reklamları kaldırabiliyorsun. Mesela 2 dolar falan verip. Ya bak reklam deyince benim telefonumda da reklamından da duymuş olduk bu arada. 2 dolar verip reklamları kaldırabiliyorsun. Hmm. Ya da işte bu oyun içi kazandığın para birimi diyeyim artık onu satın alabiliyorsun. Ama çok da gerek yok yani bence satın almaya. Hani zorlamıyor oyun seni bunları satın al diye. Yaşasın bedava mobil oyunlar. Dileriz siz de bizim gibi Katanek'i seversiniz. Bir sonraki oyun videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın demeden önce eğer bizi takip etmek isterseniz burada olmuşsunuz. Şurada veya şuradaki abone ol butonuna tıklayarak bizi takip edebilirsiniz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.